Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine yoğun şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Şerifoğulları, sendika dernek başkanları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Elazığ'daki yoğun programına devam eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, STK, dernek ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Şerifoğulları'na ziyaretlerinde AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ve AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da eşlik etti. Başkan Şerifoğulları ilk olarak Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Elazığ Şube Başkanı Fırat Kaya ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Şu an Aile Bakanlığı'nda yetki almak üzereyiz. Türkiye genelinde orada çoğunluğu sağlamamız gerekiyor. Başkan Şerifoğulları, sendika faaliyetlerinde Başkan Kaya ve yönetimine başarı temennisinde bulunurken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren sendika başkanı Fırat Kaya da Başkan Şerifoğulları'na teşekkür etti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları daha sonra Saray Camii çarşısında esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Niyetimize, halkımıza layık bulduk. İnşallah. İnşallah böyle devam eder. İnşallah. Allah var etsin. Sen ne bana çok iyisiniz. Allah var etsin. Herkes vaziyet. Hiçbir sıkıntımız yeni, yok. Yeniden oturmuşsunuz. İnşallah. Allah hayırlı etsin. Allah razı olsun. Allah var etsin. Öyle inşallah memlekete hizmeti daha iyi olmasını inşallah öyle istiyoruz. Yani. Amin. Daim etsin. Rabbim bizi sizlere karşı amin, mahcup etmesin. Amin, güzel işler yapalım. Allah razı olsun. Yaptıklarımızdan daha iyisini, daha niteliklisini. Eksiklerimizi tamamlayalım. Peki sana. Eyvallah. Hoş geldin. Abi nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Esnaf ve vatandaşların ilgisiyle karşılanan Başkan Şerifoğulları, talepleri dinleyerek bizleri güler yüzle ve muhabbetle karşılayan, destekleyen tüm esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum ifadesinde bulundu. Başkan Şerifoğulları ve beraberindeki heyet ardından Palo Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Ne var ne yok sen? İyi misiniz? Allah'a şükür. Hayırlı olsun. Allah var etsin. Dernek Başkanı Fadıl Ülgen ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istişarelerde bulunulurken, Ülgen başarılar diledi, Şerifoğulları'nın zor bir süreçte vaat ettiği projelerinin birçoğunu hayata geçirdiğini anımsattı. Şahin Şerifoğulları Bey'e özellikle hep derneğinde yanımız olmuştur, hep bize destek olmuştur. Huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Bu arada tabii ki buradaki bu sevgi selinde gördüğümüz zaman, Yunus Emre'nin de dediği gibi, kendilerinde tanıtım videolarını ifade ettikleri gibi, kader gayrete aşıktır, sevgili emeğe. Sayın Başkanımızın yeniden Elazığ İl Belediye Başkanı adayına gösterilmesi bir tesadüfün sonucu olmamıştır. Yöneticileri, il başkanımızın, il yönetimimizin ve son olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerine mazhar oldukları için bir kez daha kendilerine hakikaten tebrik ediyorum. Sayın Başkanımızın elbette ki çok önemli sıkıntılı dönemde bir belediye başkanı oldu. Çok önemli hizmetlerini yapmaya devam etti ve bu hizmetler noktasında da ısrarla üzerine gitti ve bildiğim, öğrendiğim, incelediğim kadarıyla da 11 ana başlık üzerinden 100 projenin %90'ını belki de daha da üzerini sağ olsunlar tamamladılar. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, AK Parti'nin Türkiye genelinde büyük işler yaptığını dile getirirken 18. seçimi de kazanmak için çalıştıklarını kaydetti. AK Parti ailesi olarak çok büyük ve güçlüğünü ispat etmiş bir liderle birlikte 21 yıldır iktidardayız. Özellikle Elazığ için, genelde de Türkiye coğrafyası için çok inanılmaz hizmetler yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. 21 yıldır 17 seçime girmişiz. 17 seçimi de kazanmışız. Allah nasip ederse inşallah Mart'ta da 18. seçimimizi sizlerin desteğiyle kazanacağız. Belediye başkanım geçmiş 5 yıllık süreç içerisinde çok güzel hizmetler yaptı. Allah'ın izniyle yeni 5 yıllık dönemde yine çok güzel hizmetler yapacak. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ'da AK Belediyeciliğin Başkan Şerifoğulları ile devam edeceğini ifade etti. Belediye Başkan adayımız, geçmiş 5 yıllık süre içerisinde birçok konuya el attı, hizmet üretti, yatırımlara öncelik verdi ve neredeyse taahhütlerinin tamamını yerine getirdi ve bugün tekrar inşallah
önümüzdeki 5 yıllık süre içinde de yeniden belediye başkanımız olacak. Bundan yana hiçbir şüphemiz yok. Allah'ın izniyle tekrar AK Belediyecilik Şahin Başkanımızla birlikte devam edecek. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 2019 seçimleri öncesi söz verdiği projeleri hayata geçirdiğini, yine ihtiyaçlar doğrultusunda da 23 projeyi başlattıklarını ifade etti. 2019 yerel seçimleri öncesi sevdamız olan Elazığ'ımızın altyapıdan üst yapıya, kültürden sanata, eğitimden sanayiye kadar her alanda gelişimine katkı sağlayacak 11 ana başlıktaki 100 projemizi sizlerin beğenisine sunduk. Bizler göreve başlar başlamaz sizlere vaat etmiş olduğumuz projeleri hayata geçirebilmek için yola revan olduk. Allah'a hamdolsun 11 ana başlıktaki 100 projemizin %90'ını gerçekleştirdik ve bununla birlikte de gezmiş olduğumuz mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda da 23 projemizi hayata geçirdik. Şerifoğulları şehrin her noktasına adil hizmet götürdüklerini belirtirken 5 yıl içinde yaptıklarının, yapacaklarının teminatı olduğunun altını çizdi. Şehrimizin her noktasına, her mahallesine adil hizmet götürme anlayışıyla bugüne kadar çalışmalarımızı sürdürdük. Bundan sonraki süreçte de yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır mantığıyla 31 Mart akşamına kadar teşkilatımızın, il başkanımızın başkanlığında milletvekillerimizle birlikte bizler kapı kapı gezeceğiz, sokak sokak, cadde cadde gezeceğiz. Yaptıklarımızı anlatacağız.